Küçük Menderes'ten adayımızın çıkması konusunda görüş belirledik. Bu konuda da katkı koymamız gerektiğini düşündük. Bizim bölgemizin sorunlarını ancak bizim bölgemizden çıkan kişilerin, adayların, milletvekillerine çözeceğini düşünürüz. Türkiye'nin kader anı. Ya bu işin ABC Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir 2. Bölge Milletvekili adayı Mahmut Eskiyörük, Cumhuriyet Halk Partisi Tire İlçe Başkanlığı binasında ilçe yönetimi, partililer, muhtarlar ve kendisini yalnız bırakmayan dostları ile bir araya geldi. Tire Süt Kooperatifinde 20 yıl boyunca başkanlık görevini başarıyla yürüten Mahmut Eskiyörük, siyasete girerek hizmetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adaylığı için yola çıktı. Tire ilçe örgütü açısından böyle Küçük Menderes havzasından ve Tire'de adayın çıkmasından dolayı gerçekten çok mutlu olduk. Yıllardan beri büyük bir eksiklikti bu. Küçük Menderes havzasında milletvekilimiz yok arkadaşlar. Biz zaman zaman 6 tane ilçe başkanı, yani bunu Kemalpaşa'yı da dahil ediyorum, diğer ilçeleri biliyorsunuz. 3 tane de belediye başkanı olmak üzere zaman zaman toplantılar yaptık. Küçük Menderes'ten adayımızın çıkması konusunda görüş belirledik. Bu konuda da katkı koymamız gerektiğini düşündük. Bizim bölgemizin sorunlarını ancak bizim bölgemizden çıkan kişilerin, adayların, milletvekillerinin çözeceğini düşünürüz. Biz diğer milletvekillerle ilgili bir herhangi bir olumsuz düşüncemiz yok ama bu bölgede yaşayan, ikametgahı olan bağlarını kopartmamış kişilerden olması, bölge sorunlarını gayet iyi bilen adayların bölgemizi daha iyi temsil edeceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Özellikle de burada ikametgah etmesini veya bağların olması, ailesinin olması, yani mezarlığının olması, yanlış anlamayın, biraz şeye geçtim, yani çok iyi bir örnek değil ama bunun yanında da ikametgahın, akrabaların, annesinin, babasının olması çok büyük avantaj sağlayacak. Aynı zamanda yerel adayların şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Geçmiş dönemleri belirlerse parti gözetmezsizin Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmiş dönemdeki adayımızla çıktı biliyorsunuz. Her kesimden oy aldı arkadaşlar. Yani kendi bölgesinden, yöresinden olan adaylara insanlar oy veriyor. Çünkü bunun geçmişteki pratiğini gördüğümüzden dolayı ben Süt Kooperatifinde çok önemli başarılar elde etmiş, belli ödüller almış, uluslararası ödülleri almış, büyük bir zıplama yaptırmış, Türkiye'de örnek temsil edilen, ülkemizdeki muhtelif üniversitelerde de ders verecek konumda olan Sayın Mahmut Eskiörük'ün bizim Küçük Menderes açısından büyük bir kazanç olarak değerlendiriyorum. O sebepten dolayı da ilçem adına kendisine de böyle bir aday adaylığı olduğu için de çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu bölgedeki boşluğu bölgemizden çıkacak. Ben açık net söylüyorum. Bölgemden çıkacak adayların arkasında daha da böyle şevkle çalışacağım. Tabii ki ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün milletvekilleriyle çalışmak zorundayım. Ama bu bölgemiz için büyük kazanç olacağını düşünüyorum. Kendisine de teşekkür ediyorum. Sayın İlçe Başkanım, partimizin diğer yönetim kurulu üyeleri, kıymetli muhtarlarım, değerli dostlarım, değerli Tireliler, değerli hemşerilerim, 30 yıllık bir kooperatifçilik mücadelemden ve hizmetlerimden sonra artık dinleneyim diyordum. Ama Türkiye'nin içler acısı durumunu görünce, bölgemin içler acısı durumunu görünce bana ne diyemedim. Keyfim bakayım diyemedim. Türkiye'nin dört bir yanından talepler de gelince ve kendimi bir sorumlu bir Türk vatandaşı olarak bölgeme, ülkeme faydalı olmak için Kuvayi Milliye ruhuyla bu yola çıktım. Evet, bunca yıllık birikim ve tecrübemle bölgemin imal edilmiş sorunların çözümünde, bölgemin imal edilmiş ve yalnız bırakılmış sorunlarını çözümünde etkin bir çalışma için kendimi hazırladım. Kendime güveniyorum. Başta su sorunu olmak üzere. Bu ovanın mağduriyetinin giderilmesi için, mücadele vermek için yola çıktım. Gerçekten
Bu bölge Türkiye'nin değil dünyanın en verimli topraklarına sahip bir havza. Yılda 300 milyondan en büyük zenginliğe sahip. Bu bölgede yoksulluk yaşanması bir kader değildir. Bugün Türkiye'deki onda bir dahi kadar ulaşımın olmadığı yerleri görseniz, bakın şu yolu yıllardır bitiremedik. Yani bu bölge sahipsiz kaldı. Evet, bu bölgeye sahip çıkmak için yola çıktık. Her şey önce bir Atatürkçü olarak, bir yurtsever olarak da Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti korumak için, sahip çıkmak için yola çıktım. Tabii ki ben yola çıktım. Bu görevimi yerine getirdim, sorumluluğumu yerine getirdim. Kararı genel merkez verecek. Eğer seçilir noktada aday gösterirsem, ya projelerimle bu bölgenin bu geri kalmışlığını gidermek için de kendime güveniyorum. Sorunları biliyorum, yaşıyorum. Tabii ki bu konuda birlikte bütün sivil toplum örgütleriyle, muhtarlarımızla görüşleri doğrultusunda birlikte bunları belirleyeceğiz. Evet, neden yola çıktım? Gençlerimizin yarınları, çocuklarımızın yarınları için yola çıktım. Onlara aydınlık bir Türkiye bırakmak, yaşanır bir Türkiye bırakmak, güçlü bir Türkiye bırakmak için yola çıktım. O nedenle bana ne diyemezdim. Benim bir görev anlayışım vardır. 30 yıl yöneticilik yaptım. Kimseye bu benden yakınımmış, partilimmiş diye kimse ayrım yapmadan tamam adaletli ve doğru bir görev anlayışımı da milletvekili olursam da sürdüreceğim. Kimseye benim partimden veya bir kayırma gibi bugüne kadar yapmadığım gibi o konuda da hiçbir zaman ayrım yapmadan ben ülkem diyorum önce. Bakın, önce ülkem, sonra benim partim, sonra ben. Önce ben diyenlerden birisi değilim, hiçbir zaman da olmadım. Önce ülkem. Onun için yola çıktım. Evet, beni yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizin desteğini bekliyorum. Ben sizlere güveniyorum. Siz de bana güvenin. Ben bugüne kadar kimsenin başına öyle eğdirmedim. Alnım açık, başım dik olarak 30 yıl görev yaptım. Hiçbirinizin de başına öne eğdirmeyeceğine namus sözü veriyorum. Yolumuz açık olsun diyorum, yolumuz aydınlık olsun diyorum. Umarım bu bölge artık bu defa yine eskiden olduğu gibi, bakın bir Alev Coşkun unutmuyoruz. Yıllar önce Belivri yolu topraktı, asfalt yaptı. İnşallah hepsini hızlı bir şekilde tamamlayın. Herkesin yüzünü güldüğü, mutlu bir Türkiye, mutlu bir küçük menderes yaratırız. Teşekkür ederim arkadaşlar.